Merhabalar arkadaşlar. Şimdi biraz önce yüzüme masaj yaptım. Normal yüz temizleyicimle sonra temizledim. Aloe vera biliyorsunuz kullandığım yüz temizleyici sabunum. Aloe vera Deep Clean. Ondan sonra şimdi yağlı ciltler için, problemli ciltler için ve sivilce oluşan ciltler için masaj yapsak olur mu? Tabii ki de olur. Tabii ki de hafif jel ya da emulsiyonla yapıyoruz masajımızı. Ondan sonra bildiğimiz, kullandığımız yüz temizleyicimizle yıkıyoruz yüzümüzü. Kuruttum, geldim. Şimdi size derin temizleme göstereceğim. Çok güzel, çok şaşıracaksınız. Hepimizin bildiğimiz bir maddedir. Yüzümü tekrar ıslatıyorum şu şekilde. Normalde siz bunu banyoda yaparsınız ama ben video çektiğim için burada göstereceğim. Yüzümü ıslatıyorum. Karbonat, bildiğimiz karbonat var ya, onu alıyoruz. Şöyle parmaklarımı bandırıyorum karbonata, ıslak parmaklarımı. Cildime karbonatı sürüyorum. Bu aynı zamanda cildimizi beyazlatır. Kirli ciltler için de çok iyi olur. Güneş lekesi varsa yüzünüzde onları da giderir. Ve peeling maksatıyla kullanılır. Şimdi karbonatı suyla ıslatarak yüzüme tekrar bandırıyorum karbonata. Parmaklarımla şu şekilde sürüyorum. Biraz hafif yakabilir yüzünüzü ama yakmıyor da sonuçta. Ama bunu mutlaka ve mutlaka karıştırmayın lütfen. Cildi kuru olanlar, aşırı kuru cilde sahip olan kadınlar, bayanlar bunu kullanmayın bu şekilde, olmaz. Çünkü yüzünüzde kuru ciltlerde çatlaklar vardır. Çatlaklara iyi olmaz karbonat. Bu yağlı ciltler için derin temizleme gösteriyorum. Şöyle sürdüm ya komple yüzüme. Şimdi hafifçe bastırarak, ovalayarak şu şekilde cildimde oluşan fazla ne varsa, ölü hücreler varsa, hücre hücre, ölü hücreler varsa onların hepsini scrub maksatıyla kullanılıyor şu anda ve karbonatla biz onları cildimizden söküp atabiliriz. Şu şekilde sürüyorum yüzüme. Burnumuzun kenarlarına. Evet. Böyle sürdüm. İyice ovaladım. Şimdi de bunu yıkayacağım. Sonra tekrar geliyorum. Değerli arkadaşlarım, karbonatla derin temizlemeyi sadece haftada 2 kez, 3 günde bir uygulayın. Çünkü bu biraz agresiftir cilt için. O yüzden derin temizler. Özellikle sesleniyorum, yağlı, akneli, sivilce oluşan ciltler içindir bu karbonatla temizleme. Kuru ciltler, aşırı kuru ciltler için olmaz. Kuru aşırı ciltler öncelikle cildinizi normale dönüştüreceksiniz. Normal bakımla, onun bakımını ayrı göstereceğim. Ondan sonra kullanabilirsiniz. Ama şu anda eğer yüzünüz çok aşırı kuruysa mutlaka bunu kullanmayın. Bu sadece yağlı ciltler için. Tamam mı? Şimdi daha bir tane çok güzel bir yöntem göstereceğim. Buna da şaşıracaksınız. Bildiğimiz soda, maden suyu. Sade sodayı alıyoruz. Aa, açtım. Bunu da alıp şu şekilde alıyorsunuz ve yıkıyorsunuz banyoda.
Ama ben burada bunu bu şekilde göstereceğim. Şu şekilde yüzümü sileceğim. Soda cilde çok iyi gelir. Yağlı ciltlere, sivilceli ciltlere, asitli olduğu için sivilceleri çok iyi temizliyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor. En önemli noktası da budur. Cildimizdeki oluşan şuralarda, 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 buralarda oluşan gözenekleri çok iyi sıkılaştırıyor. Ve tabii ki onlar sıkılaşmadan önce güzelce temizlenmesi lazım. Yağlı ciltler, akneli, sivilceli ciltler öncelikle masaj yapıldıktan sonra yüzümüzde tek bir küçücük bile yağ kalmaması için karbonatla haftada iki kez sadece derin temizleme yapıyoruz. Ondan sonra sodayla bir kez daha üstünden yıkıyoruz. Ben sadece sürüyorum şu anda. Siz yıkayacaksınız. Alacaksınız bildiğiniz şapur şupur yüzünüzü yıkayacaksınız ve havluyla kurutacaksınız. Bunu yapın. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Çok böyle şaşırtıcı maddeler ama bunlarla bile cildinizi temizleyebilirsiniz, güzelleştirebilirsiniz. Hatta baya baya pahalı ne bileyim bilmem ne marka kremlerinden ya da temizleme scrub peelinglerinden karbonat baya iyidir. Ve tabii ki de yüzünüzü kuruttuktan sonra günlük bakım sabah güneş koruyucu nemlendirici kremimiz, akşamsa yine nemlendirici vitaminli kremlerimizi yüzümüze sürebiliriz. Sürmemiz lazım. Yağlı ciltler özellikle benim cildim yağlı diye nemlendirici krem kullanmaktan çekiniyoruz. Ama öyle olmaz. Nemlendirici kremin fonksiyonu başkadır. O nem verir yüze. Yağ vermez. Yağı sizin cildiniz üretiyor. Onu da siz derin temizlemeyle silin, atın. Bir günde iki kez sabah akşam yüzünüzü yıkamayı unutmayın. Ve arkasından da mutlaka mutlaka günlük bakım nemlendirici kreminizi kullanın lütfen. Oysa bugünlük bu kadar. Kısacık video oldu ama gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Unutmayınız. Karbonat, soda. Karbonat, soda. Sodayla her gün yıkayabilirsiniz yüzünüzü. Hiç zararı yoktur. Her gün herkes sodayla yüzümüzü yıkayabiliriz. Sizleri öpüyorum. Saygılarımla, sevgilerimle yeni videolarımda görüşmek üzere diyorum.